Evet, AB'sinin gülleri. Şimdi geldik Osman'ın savaştığı cephelerde savunma amaçlı olanlara. Tamam? Bak neyi hallettik? Taarruz amaçlı Kafkas, Kanalı hallettik. Tamam? Yardım amaçlı Romanya, makadonya Galiciye'yi de hallettik. Şimdi ne kaldı? Savunma amaçlı cephelerim kaldı. Ne onlar? Irak, Hicaz, Yemen, Suriye, Filistin ve anlatılmaz yaşanır Çanakkale. Orası ayrı ders Tamam? Orası akademik değil tamam celalca değil direkt salya sümük mod öyle anlatacağım yani orayı. Arkadaşların, dostun, eşi ailen annen baban kim varsa hepsini çağır. Tamam. Şimdi geldim ne? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi Osmanlı Devleti taarruz etti. Kafkas'ta kan ama Kafkas'ta Sarıkamış faciası oldu. Tamam donduk. Arkasından kanalda da e, boğulduk değil mi Cemal Paşa ile beraber. Sonra İngiliz gizli anlaşmalarını yürürlüğe koydu. İngilizler yürümeye saldırıya başladı. İşte Suriye, Filistin, Hicaz, Irak arka arkaya açtılar. Ama bu cepheler kronolojik değildi kıymetli arkadaşlar. Benim burada yazdığım sıra kronolojik bir sıra değildir. Bak neden? Çünkü öyle bir şey ki biri başlarken biri devam ediyor, biri bitiyor, biri başlıyor falan. Hep o cepheler birbirinin içine geçmiştir. Bir, bunu bileceksiniz. İkincisi, tamam Mustafa Kemal nasıl Çanakkale, Kafkasya, Suriye, Filistin cepheden cepheye koşturduysa o dönem diğer komutanlar da Kazım Karabekir'dir, diğer bildiğiniz komutanlar da onlar da cepheden cepheye koşturmuştu. Yani hepsi bir cephede değil abi. Tamam biri bitiyor birine, biri bitiyor birine, biri bitiyor birine koşturmuşlardır bilin. Tamam şimdi geldim neye? Irak Basra cephesine. Irak Basra cephesinden neyi bileceğiz? Irak neyi meşhurdu? Şifalı çöl kumu. Değil mi? olmak Maksu. Lan değil değil. Irak neyi var lan? Irak neyi var? Kurban oldum ya. Irak'ta petrol var la. La yıl 1915 petrolü sömür 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 sömür. Bitmedi. Abadan petrolleri. Hangi abadan? İngiliz abadan. Anladın mı? İngiliz abadan Al. Abadan petrolleri dediğiniz yer var. Aben verirler mi sana bana? Lan 100 yıl geçmiş. Sömür sömür bitmemiş. E bu petrol meselesi var. Bir. Bu cephe Musul diye de geçer. Tamam. Niye açıldı bu cephe? Bir. İngiliz sömürge yollarının güvenliğini sağlamak istiyor. Çünkü İngiliz bir şeyi fark etti. Tamam kanalda Osmanlı İngiliz'in sömürgeleriyle bağlantısını kesmek istiyor. İngiliz'in lojistiğini kesmek istiyordu. O yüzden savaş diye çıkıyor sömürgeciden çıkıyor. İngiliz sömürgesini kaptırır mı la? Kaptırmaz. Geldi bir de çok önemli bir bilgi. Irak cephesi Çanakkale'den sonra açılmış bir cephedir. Nasıl? Nasıl? Bak abim. Tamam, yeni cepheler açıldı diyoruz ya. Çanakkale'den şu şeyden sonra tamam mı? Yeni cephe Çanakkale'den sonra açılmıştır. Şöyle Çanakkale'den Rus'a yardım götüremeyince aşağıdan işte Irak'tan Rus'a yardım götürmek istediler. Bunu not olarak yazın buraya. Deyin ki aşağıdan Rus'a yardım götürme isteği de vardır. Çanakkale'den sonra açılmıştır. Billing map kazanımıdır bu tamam. Abadan petrolleri bunlar var ve İngilizler neye geçtiler? İngilizler saldırıya geçtiler ama bizde aslan bitmez bizde kahraman bitmez. O savaşın her yerinde her dakika her anında bir tane kahramanımız bir kahramanlık hikayemiz var. Kutul Amara denilen yerde Selman'ı pat denilen yerde benim Halil Kutpaşam. Kurban olurum ben ona. Benim Halil Kutpaşam, Sakarlı Nurettin Paşam, Kazım Karabekir. Daha daha, daha çükürtmedi. Tamam binbaşı albay belki. Tamam onlar İngiliz komutan Tovşent'i burada yenip İngiliz'i yenip tamam mı İngiliz'i komutanını esir düşürmeyi başardılar. Kutul Amare Abem en az Çanakkale kadar önemli bir zaferdir. Tamam İngilizler on binlerce İngiliz askerini orada yenmişsiniz esir almışsınız. İngiliz General Tovşent'i esir düşürmüşüz. Bu savaş Kutul Amare Bak unutma benim Kurtuluş Savaşı'nda tek galibiyetim Çanakkale'de değil. Nerede de var galibiyetim? Irak cephesinde Kutül Amara'da da ben galip gelmişim. İşte Halil Kutpaşa, Paşa, Kutül Amara kahramanı tamam takılmayın Kut kahramanı, Kutpa Fatih Kut bilmem hepsi aynı adamlar bildiğiniz adamlar tamam. Aha biz bunu İngiliz'i yendiğimiz bu olayı 1916'da yendik ya ondan sonrasında biz bunu Kut Bayramı olarak kutlamaya başladık. T 1952'ye kadar biz bunu kut bayramı diye kutladık. 52'de ne var da bayram kutlamaları kaldırıldı? 52'de NATO üyesi olduğumuz. İngiltere dedi ki e, ortak dedi Türkiye Cumhuriyeti ayı buluyor dedi. Biz dedi NATO'da aynı takım biz dedi. E beni yendim diye ne kutluyorum? Bayram kutluyorum dedi. Bayram kutlamaları kaldırıldı ve unutuldu gitti. En az Çanakkale kadar önemli bir zafer unutuldu gitti. Allah'tan memlekette KPSS diye bir sınav var. Tamam. 2016 yılı Kutul Amare'nin 100. yılıydı. Ve ÖSYM 100. yıllar hiç eskeşmiyor. Hep soruyor ya. Tamam. O sene Kutul A işte Kutul Amare Zaferi, Kutul Amare Mehmetçik, Kutul Amare Kahramanları, televizyon programları, diziler çıktı da unutulan zafer gene milletin aklına geldi. Anlaştık abim eski şanlı köklü bir tarihimiz var. İşte bizim görevimiz sadece sınav değil. Bunları da size öğretmektir. Anlaştık. Bunları da vermektir. Kut bayramı. 52'ye kadar kutlamışız. Ama şimdi burada bileceğin olay. Irak cephesinde ilk etapta bir başarı sağladık. Kutul Amare'de İngilizleri yenip General Tovşendi esir düşürmeyi başardık. Ama ertesi gün İngilizler bütün kuvvetleriyle saldırılınca tamam biz bu cephede yenildik. Tamam biz bu cephede yenildik. Var mı sıkıntı? Yok. Peki tamam. Böyle bilin ama Kutul Amara'da da bir galibiyetimiz olduğunu bilin. Bunu ön lisans kardeşlere sordular. Tamam mı? Ön lisans kardeşlere sordular. Diler ki aşağıdaki cephelerden hangisinde kısmen ya da tamamen bir başarı söz konusudur. Çanakkale tamamen başarı. Kutul Amara'da da kısmen başarımız var. Anlaştık. Soru tipidir. Bilinsin. Irak cephesi. Hallettik. Irak hep karşına zaten neyle gelir? Petrollen gelir ha bir de burada söyleyeceğim düşmanım kim İngiliz tamam ama İngilizler dış düşman lakin bir de iç düşman var kim var artık Araplar kimle hareket ediyor İngilizler hareket ediyor ulan ne milliyetçilikmiş neyin bile önüne geçti İslam dininin bile önüne geçti anlaştık bileyin beraberinde. Beraberinde Hicaz Yemen cephesi. Tamam. Bak bu cephe de çok önemli. Hicaz Yemen cephesi. Hicaz neresi abi? Kutsal yerlerdir. Kutsal yerler. Şimdi İngiliz şunu çok iyi biliyordu. Savaş çıktığı anda Osmanlı halifesi, padişah, 5. Mehmet Reşat cihat ilan edecek miydi? Edecekti değil mi? Hemen İngilizler tamam mı? Araplarla işbirliği yapmaya başladılar. Makmahon diye bir anlaşma yapıldı. Ne dedi Makmahon'da? Halifenin cihat çağrısına uymayın. Size bağımsız Arap devleti kuralım. Gerekirse halifeyi size verelim dediler. E Araplar da kimle işbirliği yapmaya başladı? İngilizlerle işbirliği yapmaya başladı değil mi? Arabistanlı Lawrence diye bir adam var. İngiliz gizli servisinin kurucularından. Buna karşı bizim de kirmimiz var. Kuşçubaşı eşrefimiz var. Tamam bak bu dönem o altınlar nasıl ulaştırıldı Sudan'a? Zenci Musa hatırlıyor musunuz? Bir daha bir bakın bakalım be. Abdülhamit Devrin'in anlatıver dedim size. Aa Arabistanlı Lawrence, Araplardan daha iyi Arapça konuşuyor, Araplardan daha iyi Arap şeylerine hakim, tamam. Öyle bir İngiliz ajanı girmiş aralarına. Beraberinde Şerif Hüseyin, kaldırdı. Kimle işbirliği yaptı? İngilizlerle işbirliği yaptı. Ulan ne milliyetçilikmiş be. İslam dininin bile üstüne çıktı mı? Al ah, milliyetçilik, ümmetçiliği burada götürdü. Ümmetçilik anlayışı artık bütün kalıntıları dayanaklarıyla beraber yıkıldı, tükendi, gitti. Anlaştık. Burada bileceğiniz bir önemli olay var. Tamam mı? Burada Arabistanlı Lovruz çıkmış gelmiş. Araplar demiş ki hey demiş Araplar demiş hap yuttunuz demiş. Osmanlı demiş öğrendi. İngilizlerle işbirliği yaptığınızı büyük bir orduyla Buraya geliyorsunuz sizi demiş. Araplar eyvahlar olsun ne yapacağız ne yapacağız. Ne yapacağız var mı lan demiş. Arabistanlı Lovruz hemen vermiş İngiliz'in silahlarını gelen Türklere karşı dirilişte geçeceksiniz demiş. Araplar bekliyor Osmanlı kendilerine saldıracak diye ama böyle bir durum yok. Aynı Arabistanlı Lovruz, Arap kıyafetiyle üstü başı, garrevan içinde koştur koştur bizim Güney Anadolu'ya geliyor. Urfa, Antep, Maraş o coğrafyaya geliyor. Geliyor diyor ki, Gaziburnu garrevanı içinde Ümmet-i Muhammedi koşun yetişin İngiliz sizi Kabe'de şarap içiyor. Peygamberin mezarında dansöz karısı diyor. O Ashab-ı Kiram'ın mezarına bilmem ne yapıyor şarap döküyor. Yetişin koşun dedi. Ulu abim bak ortamı nasıl lan anla bir tane adam. Tamam Çünkü şey müsait, ortam müsait buna. Tamam Ve o bölgede la ordu mu var? Top tüfek tank mı var? Yok. Benim o bölgenin halkı eline balta, nacak tamam mı? Böyle şeyi alan, demir alan aşağıya Arap kardeşine yardıma gitti. Lakin bizi orada bir sürpriz bekliyordu. Bizi orada ne çölün sıcaklığı, ne susuzluk, ne açlık, ne yokluk, ne kuraklık, ne gıtlık, ne bunların hiçbirisi değil. Bizi orada kahrımız öldürdü. Biz Hicaz, Yemen'de İngilizlerle savaşmadık. Yardım etmeye gittiğimiz Müslüman Arap kardeşlerimizle savaştık. Ya ne milliyetçilikmiş bak İslam dininin bile önüne geçti. Anladın? Ve burada bileceğin olay Arabistanlı Lovruz hikaye hattır O kadar kandırmış ki Arapları şişt demiş. Araplar demiş. Türkler demiş. O bölgede de savaşıyor. Yanları da demiş altın incik boncuklarını getirdiler. Savaşırken ağırlık yapmasın diye de yuttular demiş. Türkü öldürdükten sonra karnını yarıp içinde altın aramışlardır. Hani bir ağıt var ya? Hanu yemendir, gülü çemendir. Giden gelmiyor. Acep nedendir? Şimdi anladın mı? Giden orada kahrından vefat etti. Ama gene bir kahramanımız var. Bizde kahraman bitmez abim. Kim? Çöl Kaplanı. Medine müdafiği Tamam Al. Şimdi çöl kaplanı deyince burada ben bak şuna takılma. Çöl kaplanı, çöl aslanı, çöl kartalı, çöl tilkisi, çöl bilmemesi. Doğru dünya var. Tamam. Bunu ÖSYM e çöl kaplanı diye sormadı. Medine müdafiyi diye sordu. Medine'nin savunucusu kimdir? Fahrettin Paşa'dır. Ruhu şat, mekanı cennet olsun. Meşhur çekirge kanununu yapıyor. Ne o çekirge kanunu? Mehmetçik savaşacak da Medine'nin 50 derece sıcağında yiyecek bir şey yok. Halifeden fetva alıyor. Mehmetçik çekirge yiyebilir, deve kanı içebilir diye. Öyle öyle savunuyor orayı Fahrettin Paşa. Savunuyor, 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 savunuyor. Baktı ki elden çıkacak. Tamam. O Hicaz demir yolumuz yok mu? Abdülhamid'in yaptığı. Onunla bölgedeki kutsal emanetleri. Peygamber Efendimiz'in sakalı şerifi, mübarek ayak izi ne var ne yok onların hepsini İstanbul'a göndermeyi başarıyor. Yoksa kimin eline geçecekti? İngiliz'in eline geçecekti. Ya Allah gani gani razı olsun Fahrettin Paşa'dan. Tamam. Fahrettin Paşa bak çok çok önemli. ÖSYM e sordu. Gene sorar. Gene sorar. Gene sorar. Fahrettin Paşa. Çöl Kaplanı Medine müdafiği. Tamam ve böylece artık Osmanlı'dan ayrılan en son azınlıkta kim oldu? Araplar da oldu. Bak birinci dünya savaşı sonucunda Osmanlı'nın elinde sadece Anadolu kalıyor. Geriye kalan Arap coğrafyası da ne oldu? Orası da gitti. İlk bağımsızlığını Yunan kazandıydı. Değil mi? Kuzey Afrika'da ilk bağımsız Cezayir'di. Kuzey Afrika'da son bağımsız Trablusgarp'tı. Balkanlarda en son Arnavutluk gittiydi. En son giden azınlıkta kim olmuş? Araplar olmuş. Anlaştık. Tamam. Bitti. Peki geldim neye? Suriye Filistin cephesine bak. Tek tek geliyorum. Tamam. Burada da dış düşman İngiliz. iç düşman kim oluyor? Araplar oluyor. Milliyetçilik üzerinden gelir. Bak kutsal yerler milliyetçilik üzerinden gelir. ÖSYM. Tamam. Suriye Filistin. Teknik olarak Dünya Savaşı'nın en uzun cephelerinden ve en son kapanan cephesi diye geçer. Son cephe son kapanan cephe. Burası Çanakkale ilk kapanan, Suriye, Filistin son kapanan diye geçiyor. Burada burada abim Alman generaller var. Ve burada bileceğiniz bir şey var. Ya tek bir şey ne o? Mustafa Kemal. Burada Yıldırım orduları grup komutanı. Nasıl oluyor o iş? O iş şöyle oluyor. Tamam. Şimdi burada Alman general var. Limon Van Sanders. Tamam mı? İngilizler limonu sıkınca Limon Van Sanders bunun topuk turizm kaçıyor. Tamam. Cephenin komutanı kim? Mustafa Kemal mi? Değil. Alman general Falkenhayn geliyor. Tamam. Falkın hainliğinin topuk turizmi hain. Kaçınca tamam mı? Cephenin komutanı Değil. Mörtke geliyor. Nöyer geliyor. O geliyor. Bu geliyor. Falan 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 falan. Bak burada Mustafa Kemal arıza çıkarıyor. Burada diyor ki Mustafa Kemal. Ya diyor kurban olduğumun ya diyor. Türk ordusunun komutanı Alman generaller olabilir mi? Diye. Mustafa Kemal burada Alman karşıtı bir politika izliyor. Almanların hepsi sıvışınca komutan kime kaldı? Mustafa Kemal'e kaldı. Bak birinci dünya savaşı öncesinde Mustafa Kemal neydi? Sofya ateşe militeriydi değil mi? Bulgaristan'da askeri bir değil mi? Dünya savaşının sonucunda da Mustafa Kemal Yıldırım orduları grup komutanı diye geçiyor. 7. ordu falan diye geçiyor. Yıldırım orduları grup komutanı diye bilinir, Tamam ve burada bileceğiniz bir şey daha var. Nablus muharebeleri denilen bir muharebe var. Tamam biz burada yenildik. Son cepheye Bundan sonra da ne imzalandı? Mondros Ateşkesi imzalandı. Tüm Suriye, Filistin komple elinizden çıktı. Zaten adamların o Filistin'de bir de planları var. Neyi kurmak istiyorlar? Balfour Deklarasyonu ile İsrail'i kurmak istiyorlar. Orduları var Armageddon diye. Armageddon Savaşı, Kıyamet Savaşı. Meraklısına yaz Google'a bir bak bakalım neymiş. Tamam? Ve buradan sonra da ne imzalandı? Mondros ateşkesi imzalandı. Ve şimdi geldim asıl yere. Nereye? Çanakkale Savaşı'na. Tamam Önce bir sebeplerine bir bakalım. Niye savaşıyoruz biz? Tamam mı? Bir, Rus'a yardım götürme isteği. Ula Rus'ta ne var da yardım gidecek? abim şöyle bir durum var. Bak şimdi. Kapitalizm ve komünizm diye bir şey duydunuz mu? Kapitalizm ve komünizm. Kitap tanımını mı istersiniz? Can Alcam anlatayım. Kitap tarımı, tabii ki tabii ki komünizm işte kamu saati devlet eliyle halk inkişafında eşit dağıtılımında falan. La oğlum ne anlayacaksın? Geç. Canalcı anlatacağım. Kapitalizm abi günümüz sistemi. Günümüz sistemi. Günümüz. Günümüz nasıl? Zengin, çok zengin, fakirin acından geberdiği, fas fakir olduğu sistemdir. Anladın? Zengin, çok zengin, fakir, çok fakir. Arada uçurum var. Orta bir şey yok. Kapitalist Güzel. Hani şarkı var ya. Gece gölgenin rahatına bak. Dörmürle aynaya bak. Fakirin dünyadan haberi yok ama zenginin meyvesine botkasını kat. Bildin mi? Aa onun adı neymiş işte? Kapitalizmmiş. Zengin çok zengin. Fakirin acından geberdiği sistemmiş. Kimler kapitalist la? La bu İngiliz kapitalist. Fransa kapitalist. Amerika kapitalist. Çarlık Rusyası da ufak tefek yandan yandan kapitalistti. Ama Çarlık Rusyası'nın içinde bir ekip çıktı. Bolşevikler diye. Bunların zıttı var bir de. Kim o? Men şevikler. Bunu Tarih öğretmenliği alan sınavında bana sordu. Tamam. Bolşevin zıttı Menşevikmiş. Tamam, cepte kalsın. Ha, bu bol bolşevikler dedi ki: sıçratman lan." dedi. "Böyle sistem mi olur lan?" dedi. "Böyle sistem mi olur lan?" dedi. "Herkes ne olsun? Herkes eşit olsun." dedi. Bak, komünizm kağıt üzerinde mükemmel ama uygulamada arıza veren bir şey. Diyor ki, herkes diyor eşit olacak diyor. Herkese eşit maaş verilecek diyor. Bak çok güzel. Tamam, çok safları kandırmak için iyi bir şey. Niye? Şimdi sokakta gezen zibidiye de aylık 100 dolar maaş veriyor. Kalifiye tarih öğretmenine de ayda 100 dolar maaş veriyor. Tamam, beyin profesörüne de ayda 100 dolar maaş veriyor. Tamam, eşitliği sağladın da veriz de adalet. E, ben şimdi çıkıp ilil gezip böyle ders anlatacağım. Ben uğraşır mıyım? Uğraşma. Beyin profesörü, beyin söker, beyin takar mı? Gerek yok, zibidilik yapalım, ayda 100 doları alalım bunu değil mi? Eşitlik var, adalet mevzusu işte. Orası sıkıntılı ama... Dünyanın, dünyanın yüzde biri bile değil, zengindir. 99'u nedir? Fakirdir. Tamam işte İşte bu insanların aklını çeliyordu. Mesela Celal Hoca'nın, tamam mı, işte Ferrari arabası varsa senin de olacak. Celal'ın cebinde 100 bin dolar varsa sen de de olacak. Tamam mı? Celal işte ne bileyim, banki jumping yapıyorsa sen de yapacaksın. Celal ile tatil yapıyorsa sen de yapacaksın demektir. Anlaştık. Yani mantık bu. Ama Şimdi bu olay ortalığı karıştırıyor. Bak bu ortalığı karıştırıyor. Fakirlerin aklını karıştırıyor. İşte eğer olursa Çarlık Rusyası'nın içindeki bu devrim başarılı olursa Çarlık Rusyası gidecek. Yerine ne gelecek? Sivrisinek sinek, cırcır böceği, soğan, sarımsak, ciğer, bağırsak, seni seviyorum canım benim, ilk aşkım, sevgilim, Svetlana'm benim gelecekti. Şimdi sen İngiltere, Fransa olsan Alman gibi bir düşman karşısında böyle bir dostu kaybedip sonra ilerleyen süreçte sana bela olacak bir şeyi ortadan kaldırmak ister misin? Yılanın başını küçükken ezmek lazımdı. Dediler ki gidelim tamam Çarlık Rusyası'nı kurtaralım. Şu gurulmasın şöyle bir şey de ortaya çıkıp milletin kafası bulanmasın dediler. Yardım götürelim dediler. İyi de nereden götüreceğiz? Rus bütün yolları denedi. En kolay yol neresi? Boğazlar. Bizim boğazlardan geçip gidecekler. Rus'a yardım edecekler. Dönüşte de Osman'ın işini bitireceklerdi. Plan easy, simple, basit. Böyle bu kadar idi ama görecekler simple easy işindi, Tamam Beraberinde işte Osmanlı'yı saf dışı bırakıp savaşı da kısa sürede bitireceklerdi. Bu Osman savaşa girince 8-9 sandığa ne açıldı? Cephe açıldı. Ne gerek var? Osmanlı'da bir halledelim. Rus'a yardım edelim. Osmanlı halledelim. Savaşı kısa sürede bitirelim. Bak İngiliz böyle. Bir daha 3-4-5 tane kuş vuracaktı. Beraberinde şu da yaprak testleri de çok gelir. Bir de soru tipi var buradan. Tarafsız kalan Balkan ülkelerini İngiliz İtilaf bloğunda, Alman da tamam mı ittifak bloğunda yanına çekmeye çalışıyordu. Nasıl o olay? O olay şöyle. Bak şimdi. Şurası İngiliz. Şurası Fransız. Tamam mı? Şurada ortada Almanya var. Şurada Avusturya, Macaristan var. Tamam? Şurada da Rusya var. Değil mi? Aa Osmanlı da burada. Osmanlı da burada. Şimdi, şimdi İngiliz istiyor ki şu Balkan coğrafyasında tarafsız kalanları da eğer yanıma çekersem böylece Almanya'yı bir ne içine alırım. Çember içine alırım modunda anlaştık ama Almanlar da uyanık. Almanlar da eğer bu coğrafyayı kendi yanımda yola sokarsam, savaşa sokarsam kara bağlantısını sararım. Onların çemberini yarmış olurum diyor. Mantık aklınıza yattı mı? Yattı. O yüzden mesela Bulgaristan denilen devleti iki takım da istiyor. Anlaştık mesela soru aşağıdakilerden hangisini hem ittifak grubu hem itilaf grubu savaşta yanında istemiştir. Şıklara bak Osmanlı, Bulgaristan, Japonya dedi mesela değil mi? Japon dünyanın bittiği yerde. Dünyanın ondan haberi yok. Onun da dünyadan haberi yok. Bir halt yaradığı da yok. Savaşa girdi çekildi. Japon değil. Peki Osmanlı mı? Aa. Osmanlı'yı ittifak istiyor da itilaf İngiliz istiyor mu? İstemiyor. Anladın mı? İstemiyor çünkü bizi paylaşacak adam. Ama Bulgaristan'ı iki taraf birden istiyordu. Soru tipi aklına yattı mı? He mi? He. Tamam. Sonrasında beraberinde, sonrasında beraberinde bir de ne var? Ucuz Rus buğdayını Avrupa'ya taşıma muhabbeti var. Bayram da şu kameraya Tamam mı? Al. Şimdi geldim orta kameradayım. Ucuz Rus buğdayı. La Rusya'da buğday mı var? Buğday mı var Rusya'da? Rus deyince aklınıza ne geliyor? Lan Bak. Evet. Tamam öyle değil o. Tamam tamam soğuk kutu bayısı falan. Tamam mı Svetlana onlar değil abi. Rusya hem Avrupalı devlettir hem de Orta Asya'nın çoğuna hükmeden bir devlettir. O bozkırlar, stepler hep kimin elindeydi? Rus'un elindeydi. Dünyanın tahıl ambarı tamam mı? Rusya'dır. Ve Rus buğdayı ucuz. Tamam Şimdi İngiliz gidecek hem Rus'a yardım edecek. Hem işte Çarlık Rusya'sını devam ettirecek, hem komünizmi önleyecek, hem Osmanlı işini bitirecek, hem Balkanlar alacak, hem savaşı bitirecek değil mi? Beraberinde de ucuz Rus buğdayını götürüp aç olan Avrupa halkını karnını doyuracaktı. Bir taşla beş tane ne vuracaktı? Beş tane kuş vuracaktı. Ama Çanakkale'ye geldiler, e gördüler günlerini. Beraberinde bak burada Anafart'a. Savaşma görme ölmeyi emrediyorum. 18 Mart kahramanı Cevat Çobanlı Paşa. Her birinin ayrı hikayesi var. Biraz sonra şimdi anlatı anlatıvereceğim. Nusret Mayın Gemisi, Anzaklar, Kemal Yeri, 57. Alay. Değil mi? Seyit Onbaşı, Tarık Nusret, Gınalı Ali. Hepsini tek tek anlatıvereceğim. Hazır mıyız bayram? Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Elhamdülillah su gibi aziz olun. Al şimdi haritada. Abdülhamit Han kurdu. Hicaz Demiryolu'nu, yolunu Arabistanlı Lovruz yıktı. Kadın değil la bu erkek bu ha. Tamam Kadın değil bu erkek. Tamam Arabistanlı Lovruz. İngiliz İstihbarat Teşkilatı'nın kurucusu. Ve 1. Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal Suriye Filistin'de. Dünya Savaşı'ndaki son görevine Yıldırım orduları grup komutanlığı. işte Alman General Fütüste işte, Sanders, Mansandes, Falkenhay, Morke neyse. Ondan görevi <laughs> teslim alırken anlaştık ve şimdi geldim Çanakkale Savaşı'sına al Çanakkale dönmeyi düşünmediler kanlı sırt Long yeri mesela tamam a Musa Kemal'in ordusunun başında olduğu 15'liler şimdi tek tek hepsini anlatıvereceğim abi plan basitti Tamam mı? Plan basitti. Bak. İngilizler İstanbul'a şey Çanakkale Boğazı'ndan geçecekler. Tamam. Buradan devam edecekler. Gidecekler İstanbul'u geçip Rus'a yardım edeceklerdi. Dönüşte de kimin işini bitireceklerdi? Osmanlı'nın işini bitireceklerdi. Buradan bak bir soru var. Mesela diyor ki Mustafa Kemal, "Şükür İstanbul'u kurtardık." dediği yer neresidir? Çanakkale'dir. Hocam ne alaka? Şükür İstanbul'u kurtardık. Abem Çanakkale'den coğrafya bilgisi, Çanakkale'den devam ettiğinde nereye geliyorsun? E, İstanbul'a geliyorsun. Anladın? Yattı mı aklına? Ben mantığını anla. Tamam? Çünkü İstanbul'u kurtardık dediği yer Çanakkale cephesidir. Ama abem Çanakkale Çanakkale anlatılmaz. Çanakkale yaşanır. Çanakkale Metrekareye altı bin merminin düştüğü yerdir. Ortalama bir insan vücuduna üç bin merminin girdiği yerdir. Düşünsene vücuduna üç bin merminin girdiğini. Bir kafatasına seksen bir, bir omuriliğe on kurşunun saplandığı yerdir. Katrilyonda bir olasılık havada iki tane merminin çarpıştığı yerdir. Hala toprağı günlerce kanın aktığı yerdir. Hala toprağı şöyle bir eşeleyi verdiğinizde patlamamış mayının merminin olduğu yerdir. İnsanlığın öle öle kanını akıta akıta bir devrin battığı başka bir devrin başladığı yerdir. Orası anlatılmaz. Orası yaşanır. Şimdi anlatacağım hikayeler biraz da inançla alakalıdır. İnanmıyorsan kapat geç videoyu. Tamam ama hazırsan başlayalım. abim Çanakkale her yerinde bir kahramanlık hikayesinin olduğu, her anında, her gününde, her saatinde bir kahramanın çıktığı yerdir. Ağaç yok ya ağaç. Niye? Niye? Kanın döküldüğü yerde ağaç çıkmaz. İki asker yan yana çarpışıyor. Tak 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 ateş ediyor. Bir asker sıkıyor. Ötenki asker ateş edecek etmiyor. Niye? E, tüfek yok, kurşun yok. Neyi bekliyor? Yandakinin şehit olmasını bekliyor. Yandaki şehit olacak ki onun tüfeğini alıp kalkacak, savaşacak. Böyle bir yer Çanakkale. Hatta askerin biri diyor ki komutanım tüfek bozuk diyor. Tüfek ateş etmiyor diyor. Komutan geliyor bakıyor diyor ki oğlum tüfek sağlam senin parmağın kopmuş dediği yerdir Çanakkale. Bu asker burada ateş ederken tamam yandakinin açıp Kur'an-ı Kerim'i okuduğu yerdir. Tamam Yandaki şehit düştüğü anda sadakallahu lazim deyip Kur'an'ı kapatıp tüfeği alıp daha kalkıp ateş edemeyeceğini bildiği halde ayağa kalktığı yerdir. İki tane siperin arasının bizim siperimizde onların siperinin arasının 2 metreye 3 metreye kadar düştüğü yerdir. Burun buruna çarpışıyoruz. Niye bu kadar yakın? Şundan dolayı. İngiliz buradan karadan asker çıkarttı ya. Değil mi? İngiliz işte ilk etapta ne yaptı? Denizden geçeyim dedi. E geçemediler. Karadan çıkartma yapalım dediler. Alman general dedi ki şuradan gelecekler, buradan gelecekler. Mustafa Kemal dedi ki mah oradan Buradan gelecekler dedi. Mustafa Kemal'in dediği yerden geldiler. Paşam nereden bildi? Çünkü 2. Balkan Savaşı'nda Mustafa Kemal Bolayır birliklerinde komutanlık yaptığı için bu bölgeyi, bu coğrafyayı yakından tanıyordu. O yüzden İngiliz'in çıkartma yapacağı yeri de yakından doğru olarak tahmin etti. Buradan gelecekler dedi. Buradan Geldiler beraberinde e, çarpış her yerde birine var mücadele var iki asker çarpışıyor tamam biri diyor ki yandakine ya diyor al diyor tamam mı Yozgat'ın şefaat falan köyündenim diyor şu mektubu götür nişanlıma beni beklemesin diyor o da diyor ki ya diyor asıl sen al sen al ben şehit düşeceğim sen şehit düşeceğim, şey düşeceğim tak Allah deyip mektubu zaten el şehit düşüyor. Yandaki asker tamamı mı şehidin emanetidir deyip mektubu alıp koynuna katıyor. O da yaralanıyor savaştan gazi olarak kurtuluyor. Aradan bir zaman geçtikten sonra diyor ki şehidin emanetidir. Bunu götüreyim de teslim edeyim diye gittiğinde arayıp bulduğunda o köyü kapıyı çaldığında yaşlı, nur yüzlü, ak saçlı, ak böyle bir yaşlı bir teyze çıkıyor. Teyze ben Çanakkale'den geliyorum. Torunum benle beraber yan yana göğüs göğüse kahramanca çarpıştı. Ana torunum şehit düştü. Bu da nişanlısına gönderdiği mektuptur. Buyur ana diye uzatıyor. Teyzenin gözünden yaşlar boşanıyor. Mektubu alıp açtığında Allah deyip teyze bayılıyor. Asker diyor ki ana kalk sen şehit anasısın bize dik durmak yanaşır. Ana kalk dediğinde teyze kendine geldiğinde oğul oğul senin bu getirdiğin mektup benim torunumun mektubu değil bu benim nişanlımın mektubudur deyince bu sefer getiren asker bayılıyor. Nasıl oluyor bu iş? O teyzenin nişanlısı bundan 40 sene öncesinde 93 harbinde şehit düşmüş. Şehit, şehit olduğunu bilmez. Nerede İslam'ın bir savaşı varsa gelir, çarpışır. İşte Bakara 154 ayet-i kerime meali açık. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Zira onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz şehit şehit olduğunu bilmez. Bak bunlar inançla alakalıdır. Anladın? Ve beraberinde bak bunu destekleyen birkaç hikaye daha vardır. Bir Allah dostu, ay evli Allah'tan bir adam. Tamam Mesela komutan askerini çağırıyor ki asker gel buraya diyor. Git diyor falanca çeşmenin oradan diyor. Beş atlı geçecek diyor. Sonra beş atlıya diyor. O beş atlıya sor. Komutanım gitsin mi? Beklesin mi? Ne yapsın diye. Asker koştur koştur gidiyor. Çeşmenin orada elini yüzünü yıkıyor. Bir su içiyor tamam. Çeşmenin başında beklerken e, yorgunluk böyle uyuyup kalıyor. Dıgıdık dıgıdık birinci atlı, ikinci atlı, üçüncü atlı geçiyor. Kaçırıyor. Asker uyanıyor kendine geliyor. Bekliyor. Beşinci atlı geçtiğinde önüne çıkıyor. Dur diyor. Beni diyor komutanım gönderdi. Komutan dedi ki buradan beş atlı geçecek. Sen beşinci ve son atlısın. Komutanım sorar. Komutan taarruza mı geçsin? Beklesin mi? Dediğinde beşinci atlı atını şaha kaldırıp indirir. Birinci atlı Fahri Kaynattı gitti. ikinci atlı Ebu Bekir Sıddık gitti. Üçüncü atlı Osman Azin Nureyn gitti. Dördüncü atlı Ömer bin Rad şey Ömer bin Adıl gitti. Beşinci atlı ben Ebu Bekir Ebu Talib bin Ali ben de gidiyorum. Daha komutanın ne bekler diyor. Bak ilk giden Peygamber Efendimiz. Diğer dördü Halife. Gitmişler cephedeler. Bunu destekleyen bir hikaye daha vardır. Bir gün Evliya Allah'tan Allah dostu bir adam 1915'te Çanakkale Savaşı'nın olduğu dönemde Resulullah'ın mezarını ziyaret edecek. Selamun Aleyküm Ya Resulullah dediğinde diyor ki Resulullah burada değil. Naslan işte mezarı burada dediklerinde burada değil diyor. Tarih kaç? 1915. Bunlar hep bak inanışla alakalıdır. Bunu bizim değil Karşı tarafın kaynakları da anlatıyor. Karşı taraf anlatıyor mesela tamam. O Alman generallerden Harrington'ın var hatıraları tamam. İşte albay bilmem kimin hatıraları var. Onlar anlatıyor. Mesela bir tepe var. Son derece önemli bir tepe. Komutanlar emir veriyor. Orayı diyor bırakmayın bırakmayın alın 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 diye. Ama askerimiz şey düşüyor tutamıyoruz. Yani İngiliz'in eline geçiyor. İngiliz birliği o tepeye geliyor çıktığında bir sis bulutu tepenin üstüne iniyor. Kalkıyor. Bir daha o askerlerden haber mi haber yok. İngiliz komutanlarından birisi anlatıyor. Tamam. Ee, diyor ki o. Biz burada diyor aksakallılar aksarıklara yenildik diyor. Elimde diyor mitralyoz birliği var, makineli tüfek birliği var. Ölüm oldum, kurşun oldum, Azrail oldum. Sahnede 1300 küs küsür mermiyle diyor ölümlülüm. Bunların üzerine Yahudim diyor. Ama nereden geldiği belli olmayan aksakallı, aksarıklı, akçükbeli adam çıkıyordu. Şöyle önünü açtığında tamam kurşunları topluyordu. Böyle yaptığında kurşunlar bize geri geliyordu diyor. Bunu bizimkiler anlatmıyor bak. Karşı tarafın komutanları gördüklerini anlatıyor. Beyaz atlı suvariler diye bir kitap vardı. Şimdi toplatılmış o kitap. Orada mesela anlatılır bunlar. Çanakkale, Abem orası anlatılmaz. Orası hakikaten de başka bir yer. Her anında, her saniyesinde kahramanların olduğu yer. Daha dur, daha neler neler gelecek. Mera beraberinde mesela burada bak siperler birbirine çok yakın. Niye? Niye? İngiliz'in İngiliz'in atışından İngiliz askerleri denizden geliyor ya. Tamam Donanma da arkalarında tamam o atışla onları koruyorlardı. Biz de siperleri yakın kazıyoruz ki tamam mı donanma atış yapamasın diye. Kendi, kendi askerlerinin de vurma riski var. Bak böyle bir yer. Çanakkale dediğiniz yer. Beraberinde Mustafa Kemal'in saatinden vurulması. Burada bak. Beraberinde gittiler ve dönmeyi düşünmediler. Ya. Beraberinde al kanlı sırtta. Şeylere baksana, siperlere baksana. Bu kadar yakın burun burunayız. Ve 15'ler. Bak abi bir ağıt vardır. Bir türkü şimdi günümüzde. Hey 15'te 15 tokat yaşlar oynattırıyorlar. O oyun oynaması değildir. Tamam O oyun havası değildir. O bir ağıttır. 1315 doğumlular tamam Burada savaşa gittiler işte. 15, 17, 18 arası çocuklar gitti savaşa. Gittiler ve geri dönmediler. Çoğu okulumuz bizim burada mezun vermedi. Darül gömdük biz buraya. İstanbul Üniversitesi mezun vermedi. Liseler mezun vermedi. Yıllıklarında şu yazdı. Gittiler ve geri dönmediler. Hepsinin ruhu şad, mekanı cennet olsun. Beraberinde al haritamdan gösterdik. Şey, ee, şükür İstanbul'u kurtardık. Beraberinde Çanakkale geçilmez. Bak ya Mustafa Kemal'in verdiği emre bak ya. Ben size taarruzu değil Ölmeyi emrediyorum. Öleceksin ki sen ölünceye kadar geçen sürede arkandan yeni birlikler gelecek. Bu emir sadece kime verilebilir? Bu emir sadece Türk askerine verilebilir. İngiliz'in, Fransız'ın bilmem neyin askeri kaçmasınlar diye cepheye ayaklarından prangalanıyor. Bizim askerlerimiz şehadet şerbetini içmek için koştur koştur gidiyorlar. Sen ölümden korkmayan adam yenilir mi? Kahramanlık destanı böyle ortaya çıktı işte al 57. alay Conk Bayrında. Mustafa Kemal ile beraber Hüseyin Avni Paşalar destan yazdılar. Beraberinde komutanım benim tüfek bozulmuş tetik basmıyor. Oğlum tüfek sağlam senin barmağın kopmuş denilen yerdir Çanakkale. Nasıl bir aşkla nasıl bir vatan sevgisiyle su işte çarpışıyorsa. Beraberinde 18 Mart kahramanı Cevat Çobanlı Paşa bu adam inşallah bu sene sorulacak. Biz de abim tamam çok kahramanımız var. Çok komutanımız var. Çok kişimiz var. Tamam? Orada unutulmuş kahramanlardan <laughs> Özürüm. Unutulmuş kahramanlardan biridir Cevat Çobanlı Paşa. Tamam? Bilin bu adam gelirse 18 makamı okuma. Cevat Çobanlı Paşa'yı yapıştır. Beraberinde Nusret <laughs> <laughs> Mayın Gemisi. Tamam? Gemi komutanı Topan Ali yüzbaşı Hakkı Bey ruhu şad mekanı cennet olsun. Bunun destanı bal görselini anlatı vereyim. Görselinde bak. Arkana Marka dinle. Türkük aklı nasıl olduğunu, bu savaşı nasıl kazanıldığımızı anlayın. Tamam. İngilizler işte böyle üçlü dörtlü formasyonla gemilerini getirmişler. Ama ilk etapta bu İngiliz Fransız <laughs> ittifak donanması geldiğinde önce önce hızlı gemiler geliyor. Tamam. Sonra ağır zırhlı gemiler sonra onlar bir gün sonra falan yavaş yavaş geliyor ya. İşte İngilizler ne olur ne olmaz diye olur da Türkler çıkar da bir donanma falan bir şeyler gelir saldırır bize zayiat verir diye Boğaz'ın daralan kesimlerine ne yerleştirmişler? Mayın yerleştirmişler. Tamam. Al. Kendilerini koruma amaçlı. Sen bizim Nusret mayın gemisi boğazın sisinden pusundan görünmezliğinden ondan faydalanıp kimseye görünmeden radara emara tonara sonara yakalanmadan İngiliz'in mayınlarını toplayıp tamam onların önüne düşüyor. Şimdi normalde nereye döşemesi lazım? Şimdi dersin ki böyle şuraya 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 döşemesi lazım dersin, değil mi? abi nereye düşebiliyor musun? Sahile paralel böyle düşüyor. Niye? Bunlar buradan gelip bu tarafa doğru ateş etmeye başladıklarında bizimkiler de yoğun bir ateşle karşılık veriyor. Adam 15 atış yapmış benim oradaki topçu subayım. 15 atışın 15'i de isabetli. Bu bölgedeki asçit işte İngiliz şeyleri, gemileri, Ristable, Ocean, Buet batırmış bunları. Inflexible, Agamemnon, işte Golus, Sofren bunların hepsinin içinden geçmişiz. Çok ağır zayiat verdirmişiz. İşte öndekiler zarar alınca Tamam arkadakiler gelecek ya boğaza girmek kolay da e çıkmak zor değil mi? Kenara çekiliyorlar buradan geri 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 çekilirken bizim Musret'in döşediği mayınlara basıp onlarla patlıyorlar. Ve burada bir adam daha var. Şu gemi Ocean gemisi. Geri çekilirken İngilizlerin en ağır, en zırhlı, en kalın gemisi. Tamam ha bizim şuradaki top topçu bataryasındaki başı bir tane mermi kalmış. Bunların geçtiğini görüyor. Tamam. Ya Allah bismillah deyip sen 275 okkayı tut kaldır. Savaştan sonra deniyor kaldıramıyor. Nasıl bir al işte azimsel. Alıp yüklendiğiyle gidiyor topun ağzına veriyor. Ya Allah bismillah deyip sıkıyor. Seyid'e soruyorlar ne yaptın diyor ben sıktım gitti diyor. Seyidin haberi bile yok. Tamam ama attığı topun mermisi abem İngiliz Ocean gemisinin İngilizlerin okyanus Ocean denilen geminin bacasından içeriye giriyor. Bizimki üçlük atmış. Bunu da biz anlatmıyoruz ha. Lord Kindros anlatıyor şu gemide. Gözümle gördüm diyor. Top mermisi diyor şuraya çarpsa diyor. Geminin diyor şeyine çarpsa tamam mı güverteye falan düşse diyor o kadar diyor zarar vermez diyor. Çünkü Türk'ün elindeki o topun kalibresi bizim gemilere zarar verebilecek kadar şey değildi diyor. Arka arkaya 8-10 atış yapması lazım diyor. Ama o bataryadan geldi diyor. Seydon Başı'nın bataryasından. Attığı topun mermisi Ocean en zırhlı gemimizin bacasından içeriye girdi. Makine dairesinde patladı diyor ve geminin altında çok büyük bir delik açılmış. Sanki gizli bir el yukarıdan bastırırcasına en zırhlı gemimiz gözlerimizin önünde kütür kütür battı. Hepimiz oturduk izledik diyor. İngiliz kaynakları anlatıyor bunu. Ve bunu ÖSYM 2017 yılında sordu. Seydin batırdığı geminin adı ne diye? Ocean. Ben 2015'ten beri video çekiyorum. Bunu da o zaman da anlattıydım ben. İşte birileri çıktı Elizabeth Elizabeth falan dediydi. Lord Kinross'un hatıratı var elimizde ya, Ocean gemisinin bacasından içeriye sokmuş. Al, olacak iş mi? Nusret Mayın Gemisi, Tophaneli Yüzbaşı Hakkı, bunlar var ya bak şey işler. Bilin, al Seyid Onbaşı, Kimberley Sporistler'e sordu, 275 kilo kaldırdı. Ve Ocean, okyanus denilen İngiliz'in en zırhlı gemisini batırdı. Ve hava kuvvetlerimiz, Mahmut Şevket Paşa'nın kurduğu hava kuvvetleri. Ama Mahmut Şevket Paşa, Birinci Dünya Savaşı'nı göremedi, tamam. 1913'te vefat etti. Bir yıl sonra ne çıktı? Tamam Dünya Savaşı çıktı. Al hava kuvvetleri bak iki asker semboldür bu. Yani zor durumdayız. Arkadaki uçak görselini gördünüz mü? Bilin vecihi çarpışacak buralarda. Bilin beraberinde al bu Anzak anıtı. Bu ANZAKlarda bilinir. Tamam ama yanlış bilinir. Anzaklar diye. İşte bu Avusturya'dan gelen askerler diye değil mi? Anzak teknik olarak bir şeyin kısaltmasıdır. Avustralya, New Zealand Army Corps. Tamam. Avustralya, Yeni Zelanda tamam kol kısaltmasıdır Anzaklar. Biz burada adam gibi savaştık. Mehmetçiğe saygı anıtı. Mehmetçiğime ben kurban olurum ben ya. Al Mehmetçik savaşta iki cephe arasında 3 metreye arada birisi bomba atılmış uçmuş gelmiş. Anzaklardan birisi ortaya düşmüş inliyor. Bizim Mehmetçik tüfeğini veriyor. Eline bir beyaz bir şey alıyor tamam mı? Çıkıyor yürüyor şeye doğru. O askeri, yaralı askeri alıyor sırtına, götürüyor İngiliz tarafına oraya teslim ediyor. Geriye dönerken sırtından 300 tane kurşun yiyor. Bak askerlik bizim işimiz. Biz bu işi şeyle, layığıyla yaparız. Allah düşmanın da merdili göstersin bize. Peki al anzaklar böyle. Kemal yeri işte 261 rakımlı tepe. Önemli bir tepe. Mustafa Kemal burada. Kemal yeri dediğiniz Mustafa Kemal'in komuta ettiği yerlerden birisi Anafartalar. Tamam Settülbahir, Kilitbahir, tamam Kireçtepe. Bunların hepsi Çanakkale'deki önemli yerlerdir ve bunların tamamında biz neyle savaşıyoruz? Neye karşı savaşıyoruz? Sömürgeciliğe karşı savaşıyoruz. Beraberinde A 57. alay. Allah hepsinden razı olsun. 57. alay şehitliği komutanları, al, bu generallerdi, albaylar derken şehit ola 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 kimlere kadar geldi? Albay işte binbaşı e, Hüseyin Amli Bey mi? beraberinde Mustafa Kemal'e kadar geldi. Saldır emri. Ben size savaşmayı emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Böyle bir emir ancak Türk askerine verilebilir. Beraberinde şehit düştüler o alayın çoğu. Bazıları işte alaydan kimse kalmadı falan diyor ama alaydan kurtulan askerlerimiz de diğer cephelerde savaştılar. Hepsinin ruhu şad, mekanı cennet olsun. 57. efsanevi alayımız. Beraberinde koca yürekli doktor, doktor Tarık Nusret. Bak abim arkana yaslan dinle. Bu savaşın nasıl olduğunu anla. Sıhhiye kuruldu. Hastane Sahra Hastaneleri kuruldu ya, hastane kuruldu ve oraya yaralı askerler geliyor. Doktor Tarık Nusret de oradaki doktorumuz, oradaki tabip komutanımız tamam. Askerler geldiğinde, askerler geldiğinde tamam bakıyor askerin eğer yarası çok derinse tamam mı çok böyle kolu kopmuş, bacağı kopmuşsa eğer tamam mı ona şey yapmıyor, morfin yapmıyor. Çünkü orada çok kıymetli bir şey var. Ne o? Morfin ağrı kesici. Bunlar çok çok önemli. Az As sayıda. Askerin yüzüne de bakmıyor. Şey davranmayayım diye. Tamam. Asker geldi. Kolu kopmuş, bacağı kopmuş mu? Kaldırın götürün diyor. O asker şehit düşecek. O askere morfini vermiyor. Asker geliyor. işte karnı dışına çıkmış. Kaldırın diyor. Şehit düşecek vatanın için. Bak bu kararı vermek kolay mıdır, zor mudur? Zordur. Asker geliyor. Bacakları kopmuş. Tamam. Kaldırın diyor. Kaldırıp götürecekleri anda baba diye bir ses geliyor getirilen asker Doktor Tarık Musret'in öz oğlu. Tarık Musret bakıyor, elindeki bezle oğlunun yüzünü siliyor, oğlunu alnından öpüyor, götürün gölge bir yere kaldırın diyor. Asker gelip baktığında tamam, sonrasında gittiğinde oğlunun yanına oğlu çoktan şehit düşmüş. Babası oğluna sarılıyor ve ona diyor ki, oğlum o senin hakkın değildi. Sen vatan için şehit düşecektin. O başka bir askere verilecekti. Oğlum deyip öz babanın oğluna morfini yapmadığı yerdir Çanakkale. Bu vatan öyle kolay kolay kazanılmadı da ben kolay kolay da kimseye vermeyiz. Kimsenin de gücü almaya yetmez. Hepsinin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Bak Doktor Tarık Musret bunlar çoğu yerde bilinmez. Öğrenin, bilin. Beraberinde Tokatlı Gınalı Ali Destanı. Bilir misiniz Gınalı Ali'yi? Tokat'tan Gelmiş askere Çanakkale'ye. Anası gönderirken kafasını gına yakmış. E, bölükte dalga geçmeye başlamışlar. Gınalı, 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 gınalı diye. Mektup yazmış anasına. Ana, kardeşim de gelecek askere ona gına yakma. Ana, e, dalga geçmesinler onunla demiş. Anası cevap yazmış. Oğul bizde üç şeye gına yakılır. Bir, kurbanlık koça, Allah'a kurban olsun diye. İki, gelinlik kıza, evine, ailesine, yurduna, kocasına, çocuklarına, kurban olsun diye üç askere gidenlere yakılır vatana kurban olsun diye. Ya Gınalı Ali, Allah hepsinden razı olsun. Ve Çanakkale abim hakikaten başka bir yer. Yani orası hakikaten böyle derin duyguların yaşandığı yer. Bak benim sizden bir ricam var, benim sizden bir ricam var. Tamam, <laughs> mutlak surette. Tamam her kim ki bu videoyu izlediyse tamam mı? Eğer böyle bir tüyleriniz bir diken diken olduysa, bir kanınız kanadıysa, bir üzüldüyseniz, bir gözünüzde yaş bir şey oluştuysa size bir görev, bir ödev. Tamam mı? Bugün akşam mutlak surette şehitlerimiz için Yasin okuyunuz. Ruhları şat, mekanları cennet olsun. Sonuçlarına sonraki ders bakarız. Allah'a emanet olun.